arkadaşlar, kanalın içeri kostüm bakıyorsunuz, ara hoş geldiniz. Şimdi bu ne biçim kanal diyebilirsiniz. Ne kostüm yapıyorsun, ne aksesuar yapıyorsun, ne video atıyorsun, ben seni... Haklısınız da bu aralar çok bir şey yapamadım. Demeyeyim, aslında bir şeyler yaptım ama videolarını hazırlayamadım henüz. Onlar da yakında gelecek. Gene daha önce başlattığımız projelerin devamı olan şeyler. Yakında göreceksiniz diye umuyorum, bir sıkıntı çıkmazsa. Birkaç farklı projem daha var, onlar da gene kanala düşecek ama kostüm ve aksesuarlardan farklı işler göreceksiniz onları da. Neyse, gelelim bugünün konusuna. 5 Ekim 2018 tarihinde ülkemizde vizyona giren Venom filmini çok merak ederek ben de gittim. Her ne kadar afişine Venom Zehirli Öfke yazıp saçmalamaya daha oradan başlansa da filmi gittiği yerinde görelim istedik. Gittik, izledik. Memnun kaldık mı? Hayır. Kesinlikle kalmadım. Bunun sebeplerini de bir açıklayacağım. Çok uzun tutmayacağım fazla memnun kalmadığım için ama yine kendimce ufak tefek anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Filmin yönetmeniyle başladı. Yönetmenimiz Ruben Fleischer. Kendisi daha önce Zombieland, 30 Minutes or Less, Gangster Squad gibi filmleri çeken bir yönetmen. Aslında başarılı bir yönetmen. Bu filmler genel olarak ortalamanın üzerinde, hatta Gangster Squad'la Zombieland iyi filmler. Öyle de söyleyebiliriz. Ancak burada artık stüdyo işine çok müdahale etti bilmiyorum ama o konulara dediğim gibi kısaca değineceğim. Çok başarılı bulmadım ben kendisini. O yüzden yönetmeni bu kadar kısa tutup geçiyorum. Filmin müziklerine geleyim. Yani önce kötü şeylerden başlayıp sonra iyilere geçmek istiyorum. Filmin müziklerini Ludwig Göransson yapmış. Akılda kalıcı bir müzik yok. Kendisi Black Panther, Cletus gibi filmlerin müziklerini de yapmıştı. Gerçi ben oralarda da akılda kalıcı bir müzik görmemiştim. Hollywood'da niye o kadar tutulur? Çok bilmiyorum. Belki benim müzik kulağım çok yok o yüzden. Ama yani çok böyle filmde aman şu müzik şurada bizi coşturdu, şurada şöyle sahnenin içine aldı falan diyemem. Hele o sondaki rap müzik benim işimi sıktı, beni boğdu yani. Nasıl anlatayım bunu daha bilemedim. Yani rap müzikle hip hop'a çok aram yok. Belki de ondandır, sevenler, türü bilenler daha iyi değerlendirecektir ama yani neyse. Dediğim gibi bunlar bana göre filmin şimdiye kadar eksileriydi. Daha da geleceğim. Madem böyle yönetmen, işte besteci vesaire diye girdik, oyunculardan devam edelim. Filmde iyi olan şey oyunculuklarda, bunu söyleyebilirim. Özellikle Tom Hardy gerçekten muazzam bir iş çıkarmış. Her filmde çıkarıyor. Bunda da çıkarmış. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Hakkını vermiş rolünün. Sonuna kadar iyi hazırlanmış. O yüzden Tom Hardy'ye eğer puan verilecekse rolünü oynadığı için 10 üzerinden 10 verilebilir. Michelle Williams filmdeki en güzel şeydi. Yani açık ara. Ancak kendisine az sahne verilmiş. Çok fazla bir rol biçilmemiş. Şunu görmekle ilginç oldu. Genelde Michelle Williams'a böyle aldatılan kadın rolleri falan veriyorlar. Neden bilmiyorum ama bu filmde en azından o duruma düşmemiş. Bu da güzel. Yani bir kazık yedi gene ama gerçi en azından o şekilde değil. Neyse, yani keşke daha fazla görseydik. Bari en azından Michelle Williams'a doyardık. Son olarak da filmin kötü adamı Riz Ahmet. Yani kendisi iyi bir oyuncu. Daha başka filmlerden de biliyoruz ancak rolünü de iyi oynamış ama yani senaryoda kötü adamın emeli eksik. Tamam, anlatıyorlar iyi kötü, işte yok dünya yok oluşuna, işine gelecek, eninde sonunda da şöyle yapsak olur, böyle yapsam kurtarırım, ben şöyle dahiyim, böyle zekiyim diye fırlamış bir bilim adamı diye gösteriyorsunuz ve işte o kötü yola sapışı diyorsunuz ama yani orada tam olarak böyle ayrıntılar açıklanmamış, çok fazla boş nokta var. Onlar da doldurulmayınca filmde seyirci acaba şöyle mi böyle mi demek zorunda kalıyor. Kötü adam emeli varken kötü adam olarak gözükebiliyor. Yani yoksa ya gerçekten bir sosyopat olmasını, psikopat olmasını bekliyorsunuz. Hani bir Joker gibi. Bir Nightcrawler filmindeki J. Jonah Jameson'ın karakteri gibi. Yani onun dışında eğer kötü adam kötü adamsa neden kötü adam olduğunu çok iyi açıklamanız lazım. Bunda da bu açıklanmamış. Yani bu bilim adamı niye bu yola düştü gösterilmemiş. O yüzden ben oyunculuğu iyi ama karakter olarak kötü bir karakter olarak... Kötüden kastım elbette kötü bir karakter de yani anlatılamamış, eksik kalmış bir karakter olarak söylemek istiyorum. O yüzden çok bir şeyini göremedim. Ama filmin en iyi yanı sanırsam oyunculuklardı. En azından herkes kendine verilen rolü elinden geldiği kadar iyi yapmış. Bunu gördük. Gelelim genel olarak filmi neden beğenmediğimi. Bir, bu film ilk olarak duyurulduğunda derecelendirilmesinin R yani şiddet içereceği söylenmişti. Ancak biz filmde şiddet namına çok fazla bir şey göremedik. Yani bunun sebeplerine Sony son 1,5-2 ayda ani kararlar verip birçok sahneyi yeniden çekip filmi aile dostu artı 13 yaş seviyesine çektiği için belki de o mükemmel sahneleri de göremedik. Birkaç yerde okudum ama açıkçası teyitleyemediğim için tam olarak bilmiyorum ama Tom Hardy'nin kariyerinin en iyi sahnelerin bazılarının atıldığı şeklinde bir yorum yaptığı söyleniyor. Doğruysa gerçekten çok üzücü, onları görmek isterdik. Yani bir Venom filmine gidince ne beklersiniz? Açıkçası gülmek, eğlenmek mi? Olabilir ama ben bunun yanında biraz vahşet görmek isterim, biraz kan görmek isterim, biraz saldırganlık görmek isterim. Yani Venom'un neden kötü olduğunu görmek isterim. Tamam, Sony hadi dedi elimde örümcek adam yok, onu Disney'e verdim. Ben kendim Venom'u merkeze koyduğum bir Sony Marvel evreni yaratacağım. Hadi eyvallah dedik ama hani elimde örümcek adam yok dedi, orijini değiştireceğim dedi. Ona da tamam dedik. Ancak yani hadi anti-hero yapıyorsun da duygusal Venom nedir ya? Yani ben açıkçası onu hiç anlamadım. Onlar çok kötüydü. Hiç gidip de Venom filmiyle gidip Venom vari diyeyim artık. Venom iş diyeyim. Böyle o tarz bir şey izledik geldik. Keşke yani Venom'un aslında sadık kalsalardı. Venom dediğiniz karakter sert, yıkıcı, yırtıcı bir karakter. Biz bunların hiçbirini göremeyecek olduktan sonra o film isminin Venom olması benim için hiçbir manası yok. Burada da öyle oldu. Açıkçası ben ona yıkıldım. Bunun bir sebebi var muhtemelen. Bari bu gerçekleşse de hani en azından değdi diyelim buna. Sony ile Disney'in görüştüğü ve bir şekilde bu Sony'nin yaratacağı Marvel sinematik evreninin orijinal Disney'in elindeki Marvel sinematik evrenine bağlanacağı konuşuluyor. Özellikle ikinci Venom filmiyle birlikte. Zaten Kevin Feige'nin eğer artı 13 yaş sınırında filmler yapmazsanız bağlantının olmasının imkansız olduğunu söylediği söyleniyor. Ulan ne pis cümleymiş, burana kadar canım çıktı. Yani bu uğra eğer Venom buna bu hale getirildiyse bir nebze belki kabullenilebilir. En azından hani bütün kahramanlarımızı bir arada görme şansımız falan olur, Marvel'dakiler için konuşuyorum. Ama onun dışında açıkçası bu durum beni rahatsız ediyor. Gerçi geneliyle rahatsız ediyor. Şu PG-13 denen işte artı 13 yaş muhabbeti sıkmaya başladı. Çizgi romanda okuyorsunuz, birbirinin ağzını burnunu dağıtan karakterler. Yani sinemada gidip bir karşılıklı süt içmedikleri kalıyor. O yüzden ben hani açıkçası Sony'nin yapacağı Morbius filmler falan da çok bir şey beklemiyorum. Kan içmeyen bir vampir falan olabilir yani. Vejetaryen, vegan. Her şey çıkabilir. Jared Leto çok iyi oyuncu. Ona hiçbir itirazım yok. Muhakkak rolüne çok iyi hazırlanacaktır ama oyuncu ancak elindeki senaryo kadar bir şeyler verebilir diye düşünüyorum. Yani kendinden bir şeyler bir yere kadar katabiliyor. İş paraya geliyor çünkü para konuşuyor. O yüzden ondan da çok fazla bir beklentim yok. Açıkçası üzdü bu filmi. Filmin hikayesine çok değinip spoiler vermek istemiyorum. Gerçi çok fazla değinilecek bir hikaye de yok. Yani bildiğiniz şeyler işte bilim adamı dünyayı kurtarmaya çalışırken dünyayı yok oluşun eşiğine götürür. İşte aslında durumla hiç ilgilenmeyen bir adam çıkar onu kurtarmaya çalışır falan filan. Çok klasik Amerikan replikleri bilmem neler. Filmin ilk yarısı biraz sıkıcı gitse de daha çok bir şey vaat etmişti sanki. Bana böyle biraz gerilim filmi havasında gitmişti. Ama ikinci yarıyla birlikte klasik Amerikan filmleri, replikleri, işte basit, çok da basit değil belki ama en azından beklediğim düzeyde olmayan aksiyon sahneleriyle birlikte film oldu bittiye getirildi. Bir sürü boşluk, bir sürü açıklanmayan noktayla kapatıldı. Bilmiyorum, Eddie Brock karakterini çizgi romanlardan bilenler bilir yani. Eddie Brock denilen kaypak bir gazetecidir. Yalan haberler üzerine çalışır ama filmde onun yerine böyle... Uğuruncu yaratmayacak bir gazeteci haline getirmişler adamı. Yani çok sorgulattı beni birçok şey bu. Dediğim gibi yani bu herkesten özür dileyerek söylüyorum da Disney sinema dünyasının içinde hiçbir açıklaması yok. Şu artı 13 muhabbetinden gına geldi. Artık artı 13 çizgi roman filmi görmek istemiyorum. Yani bu artı 13 kısalasının içerisinde en iyi yapan adamlar Russo kardeşler. Onların bile ben birkaç defa artık Disney için film çekmek istemediklerini okudum. Çünkü o kısıt onları sıkmış durumda. Yani istedikleri gibi hikayeyi anlatamıyorlar. O özgünlüğü yakalayamıyorlar. Ve bu durum can sıkmaya başladı. Neyse bu filmin özelinde konuşulması gereken bir konu değil. Çok daha geniş bir konu. O yüzden uzatmayacağım burada lafı. Bir şaşırdığım nokta daha oldu. Hayatım boyunca hiçbir zaman Rotten Tomatoes, işte internet movie database gibi sitelerin puanlarını çok fazla baz almamaya çalıştım. Çünkü troll tayfalar var. Gelip saçma sapan puanlar atıp düşürebiliyorlar ve hatta gereksiz yükseltebiliyorlar. O yüzden onları hiçbir zaman net bir kaynak olarak görmedim. Özellikle Rotten Tomatoes'u hiç görmedim. Yani internet modda da biz bir nebze daha güvenilir olabilir ama Rotten Tomatoes'tan bileş. Ama hayatımda ilk defa onlarla hemfikir oldum. Yani dönüp fikrimi bir kere daha bu yüzden gözden geçirdim. Ama yapacak bir şey yok yani gerçekten. Onlar da %29 gibi puan vermişlerdi en son baktığımda. Şu an güncel puan nedir bilmiyorum. Ancak gerçekten edeceği en fazla %30-%40'dır galiba. Onu da Tom Hardy'nin hatırına veririm. Gerçekten çok iyi oynamış. Onun dışında ben filmi gereksiz boş vakit kaybı olarak buluyorum. Bu kadar gömmek istemiyorum kimsenin sanatına, emeğine ama yapacak bir şey yok. Gerçekten olmamış. Yani Venom filmi bu olamaz. Olmamalı. Bari Michelle Williams'ı daha çok gösterseydiniz. Son olarak söyleyeceğim şey, bu kısım spoiler'a giriyor biraz, eğer filme çok önem veren vesaire varsa, yani after credit sahnesinden bahsedeceğim açıkça. Çok büyük bir spoiler değil ama istemeyen ben burada videoyu kapatsın veya da ileriye sarsın. After credit sahnesinde Tom Hardy'nin bir mahkumla konuşmaya gittiğini, röportaj yapmaya gittiğini görüyoruz. O karakterin de, yani görüşmeye gittiği kişinin de Cletus Kasady, yani namı diğer Carnage olduğunu anlıyoruz. Kendisini Woody Harrelson oynayacak. İyi oyuncu. Nasıl oynar bilmiyorum. Yönetmen neden Woody Harrelson'ı seçtiğini de şöyle açıklamış. Natural Born Killers'da kendisi çok böyle vahşi bir katili doğal bir biçimde oynamıştı. Sırf o yüzden onu seçtim. Tekrardan böyle bir rolü altından çok kolay kalkar diye düşünmüş. Mantıklı bir seçim. Yani sebepleri, motivasyon kaynağı vesairesi güzel. Ancak yine eğer R13 bir film olacaksa Woody Harrelson değil de gerçek bir katil de oraya koysanız bir yere kadar olur diye düşünüyorum. O yüzden tamamıyla beklentilerimi aşağıya çekmiş durumdayım. Artık bakalım, yani aile dostu, sevimli böyle simbiyotların olduğu Sony Marvel filmleri bizi bekliyor diye düşünmekteyim. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Yani filmden daha fazla konuşmak istemiyorum. Gerçekten dün akşam boşa giden 2 saatim gibi geldi. Neyse, önemli değil. Canı sağ olsun, ne filmlere ne paralar ödedik. Giden bir tane de Venomvari bir film olsun diyelim. Önemli kanalla ilgili, yani bahsettiğim gibi hazırda birçok aslında şey var, birçok şeyi yaptım ama sadece videoların şu an editleme aşaması devam ediyor, ona vakit ayıramadım bu sıralar. Onları da bitirdiğimde hemen kanala arka atmaya başlayacağım. Oradan gene yapacağımız propları vesaireyi görebileceksiniz. Filmi izleyenleriniz varsa lütfen kendi düşüncelerini söylesinler. Belki benim kaçırdığım, atladığım noktalar vardır. Belki yakalayamadığım mantık bağlantıları vardır. Onlardan bahsedin bana yorumlarda. Kanala abone olmadıysanız olabilirsiniz mesela. Çok zor bir şey değil. Ayrıca ücretsiz bir şey. Aşağıdan tuşa basıyorsunuz. Bir anda aboneysiniz. Hatta orada bir çan var. Ona tıklayınca ya ben ne zaman video atsam size bildirim geliyor falan. Yani teknoloji almış başını gitmiş, mükemmel bir durumda. Bence sizler de yapabilirsiniz. O yüzden bir deneyin derim. İşin özü benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.